Bir insan bir şeyin hayalini kurabiliyor ise onu gerçekleştirebilmeye, tezahür ettirebilmeye muktedirdir der. Çünkü herkes her hayal kuramaz. Kendimiz olmalıyız. Kurban psikolojisinden çıkalım. Yaşamımızın dizginlerini elimize alalım. Çünkü kendimizin en iyi versiyonunu, sahip olduğumuz niteliklerin en iyi versiyonunu oluşturmak bizim doğum hakkımız bu hmm. kadar. Doğum hakkını kullanmak istemiyorsan sana hayatta bol şanslar dilerim. Ben Esra Çavuşoğlu. 18 yıldır ayık bir hayat yaşıyorum. Bağımlık hastalığıyla mücadelem, beni beden ve zihin performansımı iyileştirmek, hayat kalitemi arttırmak, daha sağlıklı ve uzun yaşamak için yeni yöntemler, cihazlar ve takviye ürünler araştırmaya yönlendirdi. Bağımlık hastalığı, biohacking ve longevity alanlarındaki kendi deneyimlerimden, dünyadaki son gelişmelere, çığır açan girişimcilerden uzman akademisyenlere, yıllardır yaptığım sohbetler artık her hafta Ayık Kafa Podcast'te. Ayı Kafanın bu bölümüne hoş geldiniz. Yanımda çok sevgili Ebru Şinik var. Şimdi Ebru'nun kimliğini açıklarken ben çok zorlanacağım. <laughs> Hatta hep beraber bu programda öğreneceğiz. Çünkü benim seyircilerim eminim seni tanıyorlar. Seninle de paylaştığım gibi farklı yerlerden bu insanın en temel ihtiyaçlarına inebiliyorum. Dolayısıyla beynimi çok kurcaladın. Yani, <laughs> Esra. Yok hakikaten. Bu da beni şaşırttı. Ya, yok çok düşündüm, çok kurcaladı. Çok heyecanla da bu programı yapıyorum. Sevgili seyirciler Ebru Şinik, Türkiye'deki bu well-being e, mevhumunu yaptığım araştırmalarda en fazla kitlelere yayabilen kişi. Tabii hepimizin geçmişi gibi de kendisinin de bir Sağlık geçmişinden ya da hayatıyla ilgili daha mutsuz olduğu dönemlerden bir yolculuğa çıkmış. Kendisi bir ayurveda uzmanı, Dipak Chopra'nın okulundan mezun, oradan yetkin. Aynı zamanda Wellbeing Derneği'nin kurucusu ve Yedik, Yedik Üniversitesi ile birlikte de e, yükselen Çağ Wellbeing Akademi, Evet, yükselen Ça Wellbeing Akademinin de kurucusu. Böyle başlayayım. Geçenlerde kendisinin harika bir konferansı vardı sevgili dostum. Neyi ee, İrem yani? e, çağırdı. Beni çok etkiledi. Şöyle etkiledi. Ben çok konferanslara gidiyorum. Beni tanıyanlar da biliyor. Ya çok bilimsel konferanslar oluyor. Genelde öyle. Ya da böyle çok makina teknik üzerine olan Bayrakkin konferansları evet. oluyor. Burada çok değişik bir his geldi bana. Bir kere çok mutlu bir konferanstı. Böyle e, heyecanlıydı, samimiydi. Evet. Kasma dediğimiz durumlar yoktu. Yok. Var ya bizim Türkçede bir laf beş benzemez. <laughs> beş benzemezin oldu işte iş kadını, işte profesör, psikolog, Şirket Televizyoncu, CEO şirket CEO'su hatta hükümette çalışmış bile insanların Tabii. bürokratlar eski eski bürokratların topluluk halinde bulunduğu daha da ilginci bütün o büyük büyük titrilerin yanında well being uzmanı olarak da bir kart vizitlerinde gururla taşıdıkları bir ünvan var. Şimdi ben dedim ben nasıl bir yere geldim? Bir <laughs> burası bir kalt. <cult>, Kaltın <laughs> da başı Ebru. Şimdi Ebru'cum lütfen sen anlatmaya başla. Çünkü sen nasıl bu kadar insanı etkileyebildin? Çünkü çok çok akıllı alanlarında başarılı insanların bizler gibi diyeyim sonradan Hayatının ikinci bölümünde yeni bir yola girmiş, yeni bir şeyler öğretmeye çalışanların insanlarla birlik olması bilhassa Türkiye'de çok zor. Zor, evet. Hikayeni dinleyelim. Teşekkür ederim Esra. Ben de gerçekten çok mutluyum bugün seninle <laughs> burada birlikte olduğum için sürekli takipteyim zaten videolarını. Çok özel konuklar alıyorsun teşekkür ediyorum. Ben sence ne yaptım anlatayım? Tabii yani ki. Tabii nasıl ki. oldu bu? <laughs> ben de son derece sol beyinli bir insanım, çok analitik zihinsel olarak ikna edilmesi, bilimle ikna edilme ihtiyacı son derece yüksek bir insanım. Beni tanıyanlar hikayemi biliyor. Yani ben kendimdeki rahatsızlıkları şifalandırmak için artık hiçbir çarem kalmayıp ya arkadaşlar acaba bu koruyucu tıp dedikleri kadim bilgilerde ne yapıyorlar deyip araştırmaya başlayıp bu yola hiç düşünmediğim daha önce hiç inanmadım. Bana söylediklerinde dalga geçti. Yani ben eskiden IMKB'de brokerlık yaparken birisi bana meditasyon yap dediğinde ben dalga geçerdim yani. Yani ne meditasyonu diye. <laughs> Hakikaten hayat komik. Bunları uyguladıktan sonra kendimdeki iyilik halinin her alanda, işte fiziksel düzeyde, zihinsel düzeyde, duygular düzeyinde, ilişkiler düzeyinde her alanda gözle görülür bir şekilde iyilik halim yükselmeye başladığında ikna oldum. Hı hı. Eğitmeni olmaya karar verip zaten Amerika'da işte Chopra Center'a önce gittim. Ve döndükten sonra da tek motivasyonum şuydu. Arkadaşlar hiç inanmayan bende bu kadar etkili olduysa herkes de çalışır. Kendinizi daha iyi hissetmek istiyorsanız gözünüzü de büyütmeyin. Binlerce kilometre işte uçaklara binip, manastırlara, tapınaklara ...taşınmak zorunda değilsiniz. Kendinizi daha iyi hissetmek için... ...önce biraz kendinize dönmeniz lazım. Ama kendine dönme olayı... ...çok da spiritüel bir insanda olmadığım için... ...gözünü kapat kendine dön falan... Ha, ...hiç bana göre değil. <laughs> yani o yüzden günlük rutinlerle başlayalım. Gerçekten sabah güne... ...nasıl başladığımız... ...çünkü bütün günün... ...çok travmatik bir şey yaşamadığım sürece o gün... <laughs> ...merkezi sinir sisteminin belirleyicisidir zaten... Bunları bunları anlata anlata kendimde deneyimleye deneyimleye topluluklara işte öğrencilerime sertifika programlarımda seminerlerimde kurumsal eğitimlerde verdiğim örnekler ve zihni ikna edici bunun arka planındaki bilimsel araştırmalarla anlattığımda kişiler bir deneyim ya tutarsa yani zihin bir şekilde bir ikna noktasına gelip bir denemeye değer Hı -hı. görüyor ve denemeye başladıktan sonra. Sadece kendileri değil etraflarındaki diğer insanlar da o iyilik halini gözlemlemeye başladıkları için e, bence bu 10-12 yılda işte böyle bir topluluk genişlemeye başladı diyebilirim. Sen anlatırken düşünüyordum takip ettiğim birçok felsefe var ama çok tabii ileri bilim odaklı daha hala araştırmaların sonucu çıkmamış bir takım yaklaşımlar benim tabii çok ilgimi çekiyor. Sen eski dedin işte o dedin kadim bilgi dedin evet. falan bunları düşünürken en azından benim gibi insanları eminim ilk başta düşündürmüştür çünkü ben de Hindistan'a gittiğimde onların yaşadığı alana gittiğim için bana bu öneriler verildiğinde dedim ya ben böyle yaşayamam. Evet. Bana biraz bu modern dünyadan çok ayrı bir evet. dünyaymış gibi geldi. Benim anladığım sen yapılması gerekenleri günümüzün modern dünyasına da uydurabiliyorsun ya da öyle öğütler veriyorsun. Evet çünkü sebebi de şu kaynağına baktığımız zaman verdiğim bilgilerin yüzde 80'i ayurvedik dediğimiz ayurveda tıbbının koruyucu tıp alanında Kişilere günlük olarak yapmasını önerdiği rutinler aslında. Hı hı. Ama benim bunları önerme nedenim sadece Ayurveda bunları öneriyor diye değil. Ayurveda bunları 2500 yıldır öneriyor. Ama son 30 yıldır epigenetik bilimi zaten bu önerilerin hepsinin arkasında klinik araştırmalarını yayınlamış. Nitekim mesela benim e, evet. Genleriniz Kadeniz Değildir kitabımın arkasında sadece e, 40 sayfa, 30 tane, Arkadaşlar. 30 küsür rutin vardır orada. 40 sayfa. Anlattığım gündelik rutinlerin klinik araştırma hı hı. neticeleri. Hı hı. Şimdi ben zaten bunu okumadan ikna olmam. Bu bir. İkincisi, hı hı. ben bunu niye okuma gereği hissettim? Allah Allah, ben bunları yaptıkça entelektüel zekamın anlam veremediği bir halde iyilik halim yükseldi ve merak ettim. Arka planda ne çalışıyor da bunlar ben kendimi iyi hissediyorum diye. Dediğin gibi önerilerin hepsi kesinlikle önce zihni ikna edici, günümüz bilimiyle entegre ve gelecek biliminde hı hı. vaat ediyor olmalı ki zaten yaptığımız zaman otomatik olarak iyilik halinin yükselişini görüyoruz. Bu iyilik hali nedir? Bir onu anlat istersen çünkü bunu Anlatayım. senden çok duyuyorum. Evet. Ben kafamda tam canlandıramıyorum. Tamam. Kendimden şöyle bir örnek vereyim. Hı hı. Meditasyon öncesi ve meditasyon sonrası Ebru diye bir örnek vereyim. Veya bu gündelik rutinler öncesi veya sonrası. Yaşamım boyunca kendim bildim bileli 33-34 yaşına kadar sindirim sistemi rahatsızlıklarım oldu. İşte atıyorum kronik peklik. Hiçbir zaman eti hazmedememe, hiçbir zaman anda olamama. Kronik huzursuz zihinsel faaliyetler. <laughs> yani dünyanın en güzel tatil beldesine gidiyorsun ama orada değilsin ve mutsuzsun. Tabii hemen ne diyorlar? Rahat batıyor bu kadına. <laughs> Biliyorsun Türkiye'de çok rahat. Evet. Evet bana rahat battı. Rahat her zaman battı ve sürekli nerede dedim bir eksik yapıyorum. Bir yerde bir şey var. Ondan sonra iletişim o konsantre olamama, odaklanamama ve en son artık nefes paterninin çok bozulması. Soluk alıp verme ritminin çok bozulması dolayısıyla uykusuzluk. Zaten uykusuzluk dediğiniz an fizyolojik bütün sistemlerin tepe taklak olması bir endokrin sisteminin doğru düzgün çalışmaması hepsini söyleyebiliriz. Şimdi ben bunları 35 yaşıma kadar yaşadım. 35'ten sonra ne değişti? Birincisi stres yönetimi için o zaman dedim bir nefes teknikleri yapayım ama hangi nefes? Onları araştırmak <laughs> lazım. Meditasyona başladım. Hayatımda karabiberden başka baharat yoktu. Hayatıma baharatlar girdi. Yani bizim gerçekten atalarımız, hakikaten o eski bilgiler çok değerli. Neden Osmanlı mutfağında bu kadar çok baharat vardı? Neden kahveyi haremde kakuleli içerlerdi? Bunları öğrendikten sonra gerçekten şoka girdim. Yani bu kadar mıydı önemliydi baharatlar? Bizim mesela tatlıların yanında hep bir protein vardır. işte kaymak, Evet. Fıstık ve tarçın vardır. Tarçın bunları dengelemek için çok enteresan tabii yani o zaman bunları herhalde dediğin gibi o kadim bilgilere dayanarak yapmışlar evet. ya da içgüdüsel yapmışlar. Birini. Yani kesin kadim bilgi diye düşünüyorum hı hı. çünkü bugün mesela hakikaten o kakulenin böbrek üstü bezlerinin ne kadar koruduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Bu adamlar bunu uydurmamış kakuleli kahveyi yani ondan sonra çaylar bitki çayları çaydan nefret eden bir insan olarak. E daha sonra mesela diyor ki kadın bilgi bazı bünye tipleri için günde iki öğün otofoji mekanizmasını anlatıyor. İntermitan beslenmeyi anlatıyor. Hmm. Bunları uygulamaya başladıktan sonra Esra inan şu an hani yaşımı söyleyeyim benim için hiçbir mahsuru yok. Acayip mutlu bir yaşındayım. 51 yaşındayım. 35 yaşında fiziksel, zihinsel, duygusal olarak çok daha iyi bir noktadayım. <laughs> yani benim iddiam şu vedalarda der ki hiçbir ruh dünyaya bütün hayatı boyunca acılar çeksin ağlasınıza onun için gönderilmez. <laughs> Hepimiz şu kurban psikolojisini bir bırakıp yaşamımızın yönetmeni efendim yazarı sufleri ya bir kendimiz olmalıyız. Kurban psikolojisinden çıkalım, yaşamımızın dizginlerini elimize alalım. Çünkü kendimizin en iyi versiyonunu, sahip olduğumuz niteliklerin en iyi versiyonu oluşturmak bizim doğum hakkımız bu Hı -hı. kadar. Doğum hakkını kullanmak istemiyorsan sana hayatta bol şanslar dilerim. Aklıma gelen sorulardan bir tanesi zaten her kimi dinlersem o geliyor. Çünkü ben birçok şey yapıyorum. Mesela uyku diyelim evet. ya da... Bağırsak sistemi diyelim. Evet. Her zaman yüzde yüz olmuyor değil mi? Yani bu böyle senin sistemini kesinlikle yaptığında olmuyor. böyle bir hayat sıfır sorunlu diye bir beklenti Öyle bir olmamalı. Kesinlikle ha, olmamalı. Onu da Kesin... söyleyelim. Çünkü insanlar belki de böyle üç kere deneyip dördüncüde tutmayınca ya da atıyorum arada bir olmayınca aa, işe yaramıyormuş demeye de eğilimleri var. Evet kesinlikle olmamalı. Şimdi burada şunu biliyorsun sen de gayet iyi. Sürdürülebilirlik çok önemli bir şey. <laughs> benim vaktim yok bir kere zihin sabote etme eğilimi çok yüksek ve her zaman yapmaman için bir neden <laughs> yaratacaktır. Her zaman yaratacaktır. Yani onu bir kere pas geçip ilk 40 gün irade kullanarak bazı rutinlere devam ettiğiniz takdirde o zaten biliyorsun artık otomatik olarak yaptığın bir şey Hı -hı. haline geliyor. Ve sen onu beynin düşünmeden otomatik olarak sabah kalktığında yüzünü yıkamak gibi otomatik olarak yaptığın bir şey oluyor. Ufak ufak şeyler birleştiğinde hem kısa hem de uzun vadede hayal edemeyeceğimiz dönüşümleri getiriyor beraberinde. Benim yaptığım şey hayat siyah veya beyaz değil. Şimdi hayat rengarenk bir gökkuşağı. Dolayısıyla patolojik bir rahatsızlık olmadığı sürece bir kere yasakları kaldıralım. Yasak hı hı. diye bir şey yok. Bilince kıtlık bilgisi vermeyelim. Bilince kıtlık bilgisi vermek hiç iyi bir fikir değil. Bence çok aptalca bir fikir. Çünkü 365 gün 24 saat irademizle yaşamak mümkün mü hele hele biz kadınlar duygu durum modu değiştiği <laughs> anda ne yasaklaysak o zaman amigdala patron olduğunu kanıtlamak için yasaklanan şeyi seni kusturana kadar tüketmeye yöneltecektir. Şimdi şöyle diyelim mi peki onu söyleyeyim. mesela buradan adım adım alalım çünkü bilince kıtlığı vermeyelim dedin ama evet. genetik... Kodlamada tabii ki o kıtlık var yani tabii taş tefrinden yemek bulamıyorsun vesaire şimdi onun nasıl o tamam söyledin de ki Esra bilincine kıtlık duygusunu verme tamam ha. ne yapacağım Şunu da Şunu demek yapacağım? istedim ama ben onunla yayına başlamadan önce hani bir konuştuk ya bir Ayurveda doktoru sana asla işte acı yeme bilmem Aynen. <laughs> ne yeme şimdi ıspanak <laughs> yeme mesela ıspanak yeme ya bu hayat boyu yapılabilecek bir öneri değil. Hı <laughs> Karşındaki kişi önerini yapamayacaksa senin o öneriyi vermenin hiçbir değeri yok. Onun yaşam konforunu bozmayacak ama aynı zamanda yaşam kalitesini yükseltecek öneriler vermelisin ki. Karşımızdaki kişi bizden e, muhtemelen çok daha akıllı zaten. Çünkü yardım istemek için sana gelmiş danışıyor onu düşünmüş. Ayurveda farkındalığı yükselterek şifalandırma sağlayan ve kişiye... Bedeninin gerçek ihtiyaçlarını duymak için alan açıp bilinçli seçim yapma özgürlüğünü veren bir yaşam tarzı hı hı. sistemidir. Aslında konu bu. Yani benim canım patates yemek istiyorsa, Evet eğer canım patates yemek istiyorsa, o zaman onu whole food tarzında marketten gidip patates alıp kendim soyup kızgın yağda kendim işte baharatlarla pişirerek tüketip o vücudumun ihtiyacını karşılamayı tercih ediyorum. Ben asla patates yemem. Ben gluten yemem yani. Çünkü zaten çölyak hastası değilim. Niye yemeyeyim ki yani? Yerim. Ama her gün mi yerim? Hayır. Canım istediğinde yerim. ...senin e, o konferansta en hoşuma giden konuşmacılardan biri, panelistlerden... Profesör Doktor Nuray Yazıhan mı? Ankara Üniversitesi'nden. Nuray Yazıhan. O çok güzel söyledi, bu gluten aklıma takıldı. O dedi evet. ki yani öyle bir ülkede yaşıyoruz ki zaten ana fikirde... ...imkanlardan da dolayı gluten hayatımızın çok önemli bir parçası. Siz kişiye eğer bir sıkıntısı yoksa nasıl dersin gluten yeme diye? Tabii. İntoleransı yoksa, çölyak hastası değilse... ...hayatından tamamen gluteni çıkar önerisi... Neye dayanarak verilen bir öneridir yani. Uzun lafın kısası aslında sevgili Esracığım ben özgür bir ruhum. Yasaklarla yaşayamam ama kendimi de iyi hissetmek istiyorum. Menopoza gireli 5 yıl olmuş. Ben menopozdan önce ve sonra diye kendime baktığımda... Vallahi çok daha güzelim. <laughs> Kendimi öyle hissediyorum. Çok daha çünkü menopoza girdim diye bu sefer ekstra dikkat etmeye başladım. Daha çok hareket etmeye başladım. Stres yönetimi zaten olmayan e, projestan ve östrojen stres hormonuna dönüşmesin diye... Ekstra stres yönetimi tekniklerine, alanlarına daha dikkat etmeye başladım. Mesela bu konuda da şeyim ben. E, menopoz eyvah geldi ne yapacağız? Ya niye? çok daha güzelini yap. Menopoz kadının altın dönemidir. Çok daha güzelini ve iyisini yapabilirsin. Yasaklar koymadan stres yönetimi teknikleriyle, mindfulness denilen bazı uygulamalarla bedeninle, bedeninin ihtiyaçlarını, hücrelerinin gerçek ihtiyaçlarını duyabilmek için alan açmak. Bu alanı açtığında zaten canın senin bitter çikolata mı gerçekten istiyor yoksa sen onu duygusal açlık yüzünden mi? Gece bir de elinde bir Nutella kavanozuyla kaşıkla kendini buluyorsun. Bunu farkına varıyorsun. Yani daha farkındalığı yüksek bir yaşam. Bunu yakaladığın zaman zihinsel olarak eylemlerin ve dürtülerini yakaladığında seçimlerini, hayır ben şunu yapmayı tercih ediyorum ve seçiyorum diye. Seçim yapma hakkının farkında olduğunu farkına varıyorsun. Bu çok güzel. Biraz andığım kadarıyla sen seni takip edenlere diyelim. Kendilerini güçlü hissetmeleri için İngilizce'de var. Empowerment. Evet. Öyle bir güç veriyorsun evet. yani sen evet. güçlüsün. Gerçek Bir, bir bu. iraden var. Evet. Başka dışarıdan duyduğun öğretilere kaptırıp da eğer sen vücudunun ve beyninin ve psikolojinin ihtiyaçlarını tatmin etmezsen... Kendi ne özel bir hayat seç, seçmediğin takdirde negatif etkilenmen biyolojik olsun, psikolojik olsun, fiziksel olsun daha kolay olacak. Yani bir şekilde de kendilerini koruma teknikleri gibi duyuyorum ben. Evet aslında bu da var. Çünkü kişi kendisini bilmeye, Hı -hı. bu uygulamalar neticesinde duyularını da kullanarak algıladığı dünyadan gelen dataları akıl kovasında işlerken... Hı -hı. Bunları farkına vardığında ve o akıl kovasından seçtikleriyle zaten kendi tanımlarımızı, tanımlamalarımızı, kişilik identitelerimizi yapmaya başladığımızda herkes e, seçme hakkının olduğunu farkına varmaya başlıyor. Çünkü bize böyle öğretilmedi. Bize genleriniz kaderinizdir diye öğretildi biliyorsun. <laughs> Ondan sonra... E ailelerimiz de pek seçme hakkı vermedi, vermedi desek. Vermedi. Bizim jenerasyonlarda evet. şimdi evet. gençleri görüyorum. Evet, Onlar evet. daha başlarına buyruk dediğimiz şekilde... Asi şekil. olanlar sadece yapabildi bunu. E, doğru. Aramızda evet, yani, asiler vardı biliyorsun e, bizim dönemde e, bayağı vallahi, bir asi. Ben as... galiba onlardan biriydim. <laughs> Valla ben de, bence de ben de onlardan biriydim. Farkına vardıklarında bir kere kendilerine karşı öz şefkat... Ve öz yükselmeye başlıyor. Bu öz şefkat konusu da çok önemli. Çok zor bir şey ama. Çok zor bir şey. Mesela bizim bu atsız alkoliklerde çok önemli bir mesajdır. Çünkü uzun dönem bağımlılıkla mücadele eden kişi kendini kötü hisseder. Zaten çok pişmanlıkları vardır, hataları vardır vesaire. O gruba geldiği zaman şöyle bir mesajla. Biz seni sen kendini sevene kadar Aha. seveceğiz ve sana kendini sevmeyi öğreteceğiz. Ne kadar Mesajı güzel vardır. bir mesaj ve Hı -hı. hepimizin ihtiyacı Hı -hı. olan. Sen anlatırken düşünüyorum. Der, mesela bütün günün korkunç geçti diyelim. Her şeyi yanlış yaptın. Mesajlıdır. Hayır bir şeyi doğru ve çok iyi yaptın. Bugün ayıksın. O kadar küçültür. Ve hedefin esasında senin hedefin bu ve çok önemli bir şey yaptın. Öbür şeylerle ilgili kötü hissetme. Şimdi yakalamaya başladım benim senin vermeye çalıştığım çok mesajı. Çok güzel, çok güzel bir örnek Hı -hı. verdin. İşte tam o. Şöyle bir bilgi vardır Vedalarda. Hı -hı. Bir insan bir şeyin hayalini kurabiliyor ise onu gerçekleştirebilmeye, tezahür ettirebilmeye muktedirdir der. Çünkü herkes her hayal kuramaz. O gözlük gibi. Mesela takacağım akşam evet. hayalle kurup <laughs> evet dolayısıyla niyetlerimiz hayallerimiz <laughs> ağzımızdan çıkan sözlerin gücü yazıya geçirdiklerimiz bunların hepsi son derece önemli ve evet kaderimizi şekillendiriyor. Şimdi ben spritüel ben yani bunları hani külli irade cüzi irade bunları konuşacak insan ben değilim çünkü benim uzmanlığım bu değil ama cüzi irade varsa evet ki var. Hı hı. cüzi iradenin yüzde yüz elini alabilirsin belli bir noktalarda. ama bazı konularda hayatta bazı şeyleri değiştiremiyoruz ayrı. Hı, hı Değiştiremediğimiz halde bugün kendimi daha iyi hissediyor muyum? Evet o zaman bir şey başarmışım. Evet. İlginç bir şekilde bu böyle beklentisiz uyanışlar diyelim bunlara. Çünkü maalesef din beklentili bir yerde. Bu üç ana dinde çok beklenti var kim idare ediyorsa onlar tarafından da takip edenleri çok kontrol eden bir mekanizma var hı hı. ama beklentisiz şimdi ayurvedanın barı başı yok. Yok. Budistliğin de bari başı yok. gidip de kimse sana hani a <laughs> bunu yaparsan Tabii. cezalısın şu kadar gün yok. Bunlar tamamen içsel ...felsefeler benim gördüğüm. Yine atsız alkoliklere e, e, değinme de demeyeceğim. Orada bir dua vardır ve derler ki insana... Or, ...dua şöyledir. Yani şöyle bir şey talep ediyorsun esasında. tam şimdi kelimelerin Türkçesi aklıma gelmeyecek ama... ...ana fikirde şunu diyorsun. Değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için güç ver. Değiştirebileceklerim için de mücadele gücü ver der. Müthiş. Bir güzel dua. Dolayısıyla da sıkıştığın yerde savaşmıyorsun onu dönüş Tamam arkadaşlar ben bunu değiştiremem ya. Ben niye bununla mücadele edeceğim ama a bunları değiştirebilirim. Evet. En fazla da kendimle ilgili değiştirebilirim Hep onu da verirler. Karşındakini değiştiremezsin. Kendini Çok doğru. değiştireceksin. Çok doğru. İşte seçim yapma hakkı burada devreye giriyor. Çok güzel bir Hı -hı. örnek verdin. Değiştirebileceklerimiz, değiştiremeyeceklerimiz. Neyi değiştirebiliriz? Kendi içinde bulunduğumuz Hı -hı. uzay zaman düzlemindeki etki alanımı değiştirebilirim. Etki alanımı değiştirebilirim. Yani ilgi alanlarında vakit geçirmeyip... Bak not aldım çünkü dün... Ciddi misin? Dün çünkü onu seyrettim onu Ciddi soracaktım. Misin? Evet yani ilgi alanıyla etki alanının farkı diye bir not aldım. Ne demek acaba diye de ha, soracaktım. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Hı -hı. Ben haber okumam. Yani uzun zamandır okumuyorum. Sebebi de şu. Yaşadığımız ülkede haber okuduğumda benim duygu durum modum maalesef etkileniyor. Hı -hı. Peki ben o haberleri okuduğumda onlar benim ilgi alanlarım. Yani onunla o haberleri okuduğumda daha iyi bir şey o okuduğum haberlerle ilgili yapmak için bir gücüm var mı? Yok. Demek ki benim etki alanıma girmiyor o haber. İlgi alanıma giriyor. Hı hı. O zaman ben önce merkezimde kalarak kendi enerjimi çıkarabildiğim en yük, yüksek noktaya çıkararak bana iyi gelen şeyleri öğrencilerimle işte ilgililerle paylaşarak onların da bireysel olarak kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayarak bu kendi içinde bulunduğum etki alanımı genişleterek büyütebilirim. Ve belki yıllar sonra o etki alanı benim ilgi alanlarım eski ilgi alanlarımı etkileyebilecek güce gelecek bunu bilemem. O geliyor. Bunu tanrı bilir. <laughs> evet, evet şey diyorsun yani, o tip evet ama ha, zaten evet. ilgi alanın değişmeye başlıyor. Ha, evet o yüzden <laughs> mesela tabii ki de dünya nereye gidiyor elbette haberimiz olacak ama yani televizyonun karşısına geçip e, saatlerini geçirip de ağlam ah yazık günah. Peki ya, şöyle ya. başlayalım nereye mı geçiyorsun? ben bu çok önemli şu anda madem buraya geldik çalkantılı bir ülkede yaşıyoruz yani herkes için. Evet. Sosyoekonomik düzeyi ne olursa olsun, eğitim düzeyi ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun. Yani sabah uyandığından itibaren e etkilendiğin bir dünya var. Yani televizyon açmasan da. Tabii ki. Çocuğunun getirdiği haberle sosyal medyadan. Onlara bile bakmasan gün içindeki akışta yanındakinin derdini dinlemekten. Çünkü dert anlatmayı hemen de bir öyle, topluluğumuz öyle. çok. Şimdi sen o zaman mesela bize böyle well being 101 101 olarak yani bir insanın Neler yapması lazım ve ne kadar zaman sonra bunları yapa yapa artık bir mide sonra boyutu değişecek. Çünkü bu böyle ay ben etkilenmek istemiyorum deyip etkilenmeme diye bir şey yok, mümkün öyle bir değil. Şey yok. değil. Seni takip edenler illaki kelimenin anlamını biliyordur ama eminim siz onu meditasyon diye değil bir, bir böyle bir daha böyle halk dilinde daha anlaşılabilir bir şey koydunuz mu buna bir isim? Tabii mesela, ya da bir anlatım şekli diyelim. Tabii tabii mesela bana seneler önce ilk meditasyon eğitimi vermeye başladığımda sosyal medyadan şu tür sorular çok geliyordu. Meditasyon yapmak istiyorum günaha girer miyim? Hı -hı. Hı -hı. Demek böyle bir algı var peki. Bu sorular bitti. Hı -hı. Şöyle anlatıyoruz meditasyon bilimsel bir zihni dinlendirme tekniğidir nokta. Tüm semavi dinlerde, tüm spiritüel disiplinlerde meditatif çalışmalar mevcuttur, zaten olmalıdır da neden? Zihni çöp düşüncelerden arındırarak hı hı. o dinin işte ritüellerini veya spiritüel çalışmanın ritüellerini daha odaklanmış bir şekilde yapmak üzere vardır. Meditatif çalışmalarla meditasyon kendisi farklıdır. Bunu da karıştırıyorlar. Evet, bir Mesela bana geliyor ben diyorlar de. ki hocam benim meditasyonum ben resim yapıyorum o o meditasyon değil. O Meditatif bir çalışma hmm. seni rahatlatıyor. Evet. Klasik müzik dinlemek de seni rahatlatabilir. Yani seni rahatlatan parasep, sempatik sinir sistemi aktivasyonu yükselten şey gibi biz bağımlılık tedavilerinde zemin bulma diyoruz. Mesela çok hasta güzel. çok böyle Heh. farklı bir strese girdiyse merkezde hemen zemin bulma teknikleri öğretiyoruz Muhteşem. vesaire gibi. Bunlar Onu... zemin bulma teknikleri ve relaksasyon teknikleri ve uygulamaları. Ama meditatif çalışma da yapın. Harika bir şey. Harika bir şey. Ama bana bu meditasyon demeyin ben çok doğrucu davutum Alman ekolüyüm. Gerçek meditasyon dediğimiz şey zihnin ötesine geçerek beş duyunun algılayamadığı noktada kadim bilgilerin higher self dediği yüksek benlik veya özünle buluşup oradan ilham alarak niyetlerin doğrultusunda buradaki realitede yapmaya başladıklarındır. Yani meditasyon Bilişsel bir faaliyet değildir. Meditasyon bir doing, bir yapma hali, bir başarma hali, bir odaklanma hali, bir konsantrasyon hali değildir. Meditasyon sadece bir being halidir. Bu dünyada var için. being derken için, yani olma hali. Evet, bu dünyada var olduğumuz için kendimize sadece var olduğumuz için, var olduğumuz için alan açıp hiçbir şey yapmadan durarak böyle bir alan açıp o alanı yaratma halidir. İşte o zaman duyuların ötesine geçerek zaten transandantal ismi oradan geliyor. <laughs> Beyond the mind, zihnin ötesine geçmek. Çünkü zihin biz zihinden mi ibaretiz? Biz sadece şu protein bedenden mi ibaretiz? Yani insanoğlu çok çok karmaşık bir varlık. <laughs> o yüzden gerçek meditasyon dediğimiz şey iki düşüncenin arasındaki boşluk, terminolojide gap <laughs> deniyor iki düşüncenin arasında düşüncesizlik alanına düşüp orada kalma haline meditasyon diyoruz. Bir İnsan nereden öğrenir meditasyon Şimdi yapmayı? dünyada her yerden öğrenebilirsiniz. Bir sürü aplikasyon da var da Hı. yani çok güzel Ama onlar aplikasyonlar var. çok guided, var. değil mi? Guided işte onu söyleyeceğim. Yani onlar meditasyon değil. Onlar meditatif çalışma. Hı. Rahat uykuyu sağlar sinirlerini yatıştırabilir çok güzel çok güzel zaten bir meditasyon tekniğinin ilk yapması gereken şey stres yönetimi tekniğidir. Hı hı. Eğer stres yönetimi yapılamıyorsa ilerleyemez. Zaten ilerlemez yani ne bilincin ilerler neyse. Şimdi dünyada yüzlerce meditasyon hı hı. tekniği var ama düşünebilen her insanın kolaylıkla yapabileceği teknikler olarak bilim insanları tarafından mantra bazlı teknikler gösterilmektedir. Bunun da sebebi şu guided değildir, rehberli değildir. Hı hı. Herhangi bir duyunu çalıştırarak bir şey yapmaya çalışmıyorsundur. Yani bir görseli takip etmiyorsun. Efendim bir sesi dinleyip veya bir hocanın rehberliğinde bir şeyi imgelemeye çalışmıyorsun. Hı. Konsantre olmak zorunda değilsin, odaklanmak zorunda değilsin. Mantra dediğimiz şeyin kelime anlamı aklın aracı. Hı hı. Yani zihne bir havuç veriyorsun, bir oyuncak veriyorsun o mantrayı. Zihin onunla oyalanırken aralarda tak tak diye o beta'dan önce alfa'ya sonra teta'ya tak düşüyorsun. Ama iyi de orada düşme hali yarım saat olmuyor yani. Gene bir düşünceyle çıkıyorsun önümüzdeki Heh. hafta e, Elif'in düğününe giderken hangi elbise mi giyeceğim diye. O düşünceyle çıkıyorsun yani oradan. Dolayısıyla bugün ne Deepak Chopra ne Dalailama gözünü kapattığı gibi tak gep'e girip yani tak diye beta'dan böyle teta'ya inç böyle bir şey zaten olamaz zaten. Neyse o Gamma'yı hiç konuşmayalım e, Satguru gibi o bahseder ya o çok. Neyse <laughs> o muhtat insanlar için bence geçerli değil. Kalıp böyle yarım saat Teta'da kalma böyle bir şey yok. Çünkü bu robotik bir mekanizma. Çünkü bu mekanizmanın bir merkezi sinir sistemi var. Ve e, merkezi sinir sistemi düzenlerine göre de beyin dalgalarımız değişiyor. Ama bu, niyet çok önemli. Düzenli yapma hali çok önemli. Evet düzenli yaptığımız zaman senin sorunun cevabına buradan geliyorum. Hı hı. Eskiden çok üzüldüğüm, çok sinirlendiğim veya çok büyük sevinç tezahüratları gösterdiğim aynı olayları yaşadığımda amigdala aynı tepkiyi vermiyor. Biyokimyam değişmiyor. Ben daha rahat, daha relax, daha böyle cool takılıyorum. Sonra da gelip diyorlar ki ne ilaç kullanıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Yani konu bu. Peki, Rahatım yani. Rahat olmak istiyorum. Beş duyu dedin demin. Beş demin duyu. de yukarıda da anlattın. Evet. O beş duyunun kontrolünü manipüle etmek elimizde dedim. Elimizde ve o sizin zaten hayatınızın dengesini sağlıyor epey. Beden zihin tıbbı diyorlar Amerika'da. Mind body medicine diyorlar. Çünkü Doktor Chopra ne de 30 sene önce yazdığı Quantum Medicine isimli kitabında yazdığı şey şuydu aslında. Endokrinolog zaten yani Harvard Tıp Fakültesi mezunu. Yani Ayurveda tıbını Hindistan'da okumamış. Harvard abisi zaten dekandı tıp Hı -hı. fakültesinde. Çağırıyor diyor ki arkadaşlar bir gelin buraya. Evet akıt durumlarda biz çok başarılıyız. Hayat kurtarıyoruz. Müthiş. Fakat biz kronik rahatsızlıkları iyileştiremiyoruz. Yani adam tekrar geliyor. Stent takıyoruz. Tekrar geliyor. Yani yapamıyoruz. Burada bir hata yapıyoruz. Bir şeyi atlıyoruz. Tedavi sürecinde. O da kişinin yaşam tarzını değiştirmiyoruz. Hı. Kişinin yaşam tarzını değiştirmeden veya yaşam tarzında ona kendini daha iyi hissettirecek önerileri vermeden sadece ilaçlarla çok yol alamayacağız. Gelin beden zihin tıbbına başlayalım. Nedir beden zihin tıbbı? Koku duyumuzun iyileştirici gücünü, tat duyumuzun iyileştirici, saltım, şifalandırıcı gücünü, sesin, dokunmanın işte bunları kullanarak ...gündelik rutinlerinde insanların iyi hissetme hallerini yükseltebiliriz. Ve bu iyi hissetme hali epigenetik seviyede zaten iki saatte ölçülebilir düzeyde... ...genlere respons veriyor yani ifadesini değiştiriyor bitti yani. Pasifize ediyor veya aktive ediyor bazı genleri. Dolayısıyla beş duyumuzda ben şunu demek istiyorum. Kurumsal, Sabah uyandık. Kurumsal well-being eğitimlerinde mesela bunu çok anlatırım... Çok stresli bir toplantıya mı gireceksiniz? Evet toplantı odasına difüzör olsun. Evet o to difüzöre stresli toplantı öncesi evet lavanta yağı koyun. Çünkü yani onu kokladığın an ateş elementini düşürüyor ve insanların sinirleri yatışıyor. Ve birbirlerine verecekleri cevaplar değişecek şimdi. Bu beden zihin tıpıdır veya eğer mesela ben beden tipimi sindirim sistemi çalışma biliyorum çok yavaş Kırmızı et tükettiğimde onu hardalsız, kimyonsuz, baharatsız ve bir de yanında yeşillik olmadan tüketirsem belki 36 saatte onu belki hazmedemeyecek ve toksik maddeye dönüşecek bedenimde zaten. Şimdi bunları bildiğim için ne yapıyorum? Beden zihin tıbbında hmm, canım çok et tüketmek istiyor. Harika demek ki bedenimin proteine ihtiyacı var. Kaliteli bir et tüketeyim. O zaman eğer pirzola yemek istiyorsan veya kırmızı el hardalı kaliteli bir hardal tabii yani gerçek hardaldan <laughs> bahsediyorum şekerli hardallardan. Elbette burada bahsedecek halim yok. Ee, baharatımı kullanıyorum. Müzik dinlerken ses, dinlediğiniz müziklere dikkat edin. Yani bütün düşüncelerinizi değiştirir. Sadece metalik müzikler dinliyorsanız ona göre duygu durum modunuz gelişir. Gregorian yani ilahi dinlersen uyursun. Yani uyumak istiyorsan süper bir seçimdir. Vesaire vesaire yani beş duyuyu hassas bir şekilde duyuların zihnimizde ve hormonal sistemimizde yaptığı anındaki etkileşimleri bilerek kullanırsak hı hı. her şey zaten biyokimya. Benim ben biyokimyama göre şu anda e, hareket ediyorum. Şuradan bir alev topu görürüz ya bazen insanlarda alev topu şuradan böyle yükselmeye başlar kaç kadının biyokimyası değişti üstüne saldırabilir. Ya <laughs> evet öyle değil mi? Tabii tabii yani bizi dinleyenlere ya sabah kalktığında şu, şu üç şey, şu beş şey, şu tek şey. Sabah Zaten kalk... bedava vermeyi sevdiği için önerilerini problem evet. olmaz diye düşünüyorum. Ya olur mu hiç öyle şey? Zaten bilgiyi saklamak nasıl bir cimriliktir? Hayretler içerisindeyim. Kimden hmm. neyi saklıyorsun yani? Hı -hı. Bilgi paylaştıkça büyüyor ve yeni bilgiler akmaya başlıyor. Hı hı. Ne kadar güzel, hep böyle sırtımızdakileri boşaltalım doğru bir hakikat şeklinde. Sabah üç tane şey öneririm olmazsa olmaz üç şey. Sabah lütfen kalktığınızda dilinizin üzerinde gece boyunca bedenin yaptığı detoksifikasyon sürecinde. Dilinizin üzerinde biriken toksin tabakasını lütfen bir aparatla sıyırıp atarak güne başlayın. Hı -hı. O diş fırçalamakla olacak bir şey değil yani Hı -hı. lütfen. Çünkü o tamamen toksik bir tabaka ve toksinler ancak yağdır ve sıyırılarak yüzde yüzünden kurtulabilirsiniz. Yani sabah şöyle bir dilinizi bir temizleyin. Hı -hı. Sonra dişini fırçala. Sabah bir beş dakika sadece merkezi sinir sistemini yapılandırıcı yapılandırmak ve desteklemek, desteklemek için bir alan ayır. Yani sen sağlıklı besleniyor olabilirsin, temiz besleniyor olabilirsin, omurga sağlığına yönelik hareket ediyor olabilirsin. Çaylarını her şeyini yapabilirsin ama insanlar şunu unutuyor. Bedenin için bunu yaptın da merkezi sinir sistemi için ne yaptın? Zihnini iyilik hali için ne yaptın? Bu çok önemli. Sabah 5 dakika burundan alınıp verilen kontrollü ve ritmik bir nefes egzersizi bütünsel sağlığın, imun sisteminin <laughs> ana belirleyicilerindendir <laughs> yani bu kadar basit. Bir de üç lütfen sabah mideye girecek ilk şey kahve veya çay olmasın. Ne olur o olmasın. Sıcağa yakın ılık bir su arzu edenler içine biraz limon sıkıp içebilir. Neden işte limon bağırsaklardaki peristalsiz hareketini başlatır ve kalın bağırsaklarda tahliye hazır dışkı varsa o yürümeye başlar. E güne Konforlu bir dışkı tahliyesiyle başlamak, hı hı. tuvaletten kalktıktan sonra tamamen sindirim sistemimizdeki, bağırsaklardaki o boşalmışlık hissiyle güne başlamak, verimlilik, odaklanma, yaratıcılık ve mutluluk halinizin son derece önemli belirleyicilerindendir. Bunları öneririm. Bir lütfen kendinize alan açın. 5 evet. dakika nefes, 30 saniye dil toksin sıyırma aparatı ve lütfen ılık bir limonlu veya elma sirkeli hı hı. çok az su yani. Senin bir de bu şeyin çok tatlıydı dedin ki ben dedin bizi dinleyen hanımlar ki ben bakıyorum çünkü algoritmada genelde çoğunlukta. Evet. Olmazsa olmaz. Çünkü kendini olmaz... geliştirmeye açık olan kadınlar kusura bakmasın erkekler. E, olmazsa olmazım bel inceltmek için nefes <laughs> dedin de onu ve onu dedin ki yani hani iki elim kanda olsa onu Esra'cığım yani belim gerçekten incedir. 10 küsür yıldır her sabah 4 dakika kapalı batı denilen bir Heh, yoga ilmi. Sana özel gelip öğreteceğim tamam, onu. lütfen ama yani sözün var. Ya çok var ama ne ne neyse. Bulunsun Bu yan cebimde. Kesinlikle kesinlikle yaparım. Karın kaslarını çalıştırırken bel ve çevresindeki yağ hücreleri tahliyesi için son derece etkili olup aynı zamanda amigdalayı da rahatlatıyor. Yani böyle yok yok. Yok yok bepanten gibi bir şey. Her şeyi gelen bir şey. <laughs> Her şeyi gelen bir nefes. Yaparım çünkü kendimi hissediyorum. Kendimi hissediyorum. Bir okul var. Okula gidenler bu Gedik Üniversitesi'nde Wellbeing uzmanlığı sertifikası mı alıyorlar? Evet şimdi şöyle şunu fark ettim. Zaman içerisinde seminerler verirken eskiden sadece hafta sonları tek atışlık seminerler veya iki günlük Hı. seminerler verirdim. Ama sonra şu zaman içerisinde şunu gördüm. İnsanları hafta sonunda anlattığım şeyleri daha sonra o insanları görmüyorum. Çok disiplinli olmayanlar onları sürdüremiyor. Hayatlarına tam anlamıyla entegre edemedikleri için fayda göremiyorlar. Hmm. O yüzden dedim ki ben hiç böyle bir şey yapmayayım. 7-8 aylık ciddi eğitmenlik eğitimi tadında sertifika programları yapalım. Hem gelişmeleri takip edelim hem de adım adım yol alalım. O yüzden Yükselen Çağ Wellbeing Akademide 4 farklı koruyucu tıp sertifika programı açtık. Bunların içlerinden bir tanesi wellbeing uzmanlığı oradaki tek eğitmen benim. Wellbeing uzmanlığını Gedik Üniversitesi çatısı altında veriyorum. Avrupa'daki halen ilk ve tek wellbeing coach dediğimiz wellbeing uzmanını yetiştiren bir üniversite çatısı altındaki tek programdır. Bu ayurvedanın üzerine Evet ama epigenetik bilimin üzerine okay. de yani. Ayurvedik Vedik, Vedik teknikleri kullanıyoruz. Vedik teknikleri kullanıyoruz. Doğru. Peki oradan mezun olan danışmanlık verebiliyor. Veriyor. Peki yüzdeye vurduğun zaman bunu esasında kendi hayatını uygulamak için mi daha çok geliyorlar yoksa bunun işin mi yapmak için yüzde yetmiş kendi hayatını uygulamak Hah, için tahmin et yüzde yetmiş kendi hayatına uygulamak için yüzde otuz profesör yani biliyorsun hiç kimse 20 yaşında ben yani genelde demiyor ben Aynen. meditasyon eğitmeni olun genelde 35 beş ve kırk hmm. sonrası başka profesyonel hayatı olup bir dakika ben galiba hayatımda bir değişiklik yapmak istiyorum. Hı hı. Daha iyi bir şey yapmak istiyorum. Yani yaparken kendimde iyi hissedeceğim insanlara da iyi hı hı. gelen diyen bir kitle çoğunlukta onu söyleyebilirim. Hı hı. Dolayısıyla bu kitle o profesyonel hayatlarını değiştirme kararı aldıktan sonra buna devam edecek olabilir. O yüzden de bu sertifikayı alanlar var. Senin verdiğin sırf e, well-being uzmanlığı. E, diğer e, bölüm. Diğeri Doktor Ömer Önder'le birlikte gene yüzde 50-50 derslere ayırdığımız... integratif nefes terapisti hmm. sertifika programı hmm. var. Ben bu programı çok önemsiyorum. E, çünkü ülkümü, ülkemizde nefes ve nefes teknikleriyle ilgili çok ciddi bir desinformasyon var. Hmm. Zaten benim gel, e, nefeste saklı hayat evet, kitabını ilk yazmamın var. nedeni 10 küsür sene olmuştur... Bu dezenformasyonu önlemek için lütfen herkes bir ağzını kapatsın önce nefes almak için. Yani o ağız nefesi diye bir şey, öyle bir şey yok. Tedavi edici bir protokol değildir. Ayurvedik yoga terapist hmm. dediğimiz eğitimler var. Yoga tabii çok büyük bir tabii. ilim. Ve bir de Profesör Doktor Pelin Arıbal Ayral ve Profesör Doktor Nuray Yazıhan ile birlikte verdiğimiz Well Aging ve egzersiz beslenmesi ve takviyeleri koçluğu programı var. Hmm, burada benim ders şey. burada benim ders sayım çok az. Ben burada bu programda sadece katılımcılara günlük rutinlerini değiştirmelerini öğretiyorum. <laughs> Nuray hocamla Pelin hocam beslenmeye dair ve supplement ve işte mineral ve takviyelere dair her şeyi öğretiyorlar. Okula gelmedi çünkü Online biliyorum ki e, hay öyle değil. Şimdi bir sertifika programları var ama senin böyle yüz binlerce en azından Instagram'da seni takip eden kişi var. Bunların da herhalde birkaç bini okula gelmeden tabi bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmiş insanlar. Onlar nereden ulaşıyorlar? Bir kitaplarımdan. Şu Wellbeing Ajandası Geldiğiniz Kaderiniz Değildir kitabındaki önerilerin çalışma kitabıdır Hı -hı. günlük. Aa, şu, tam Amerikanız söylüyor. Çok evet. yaparlar Benim böyle. Benim zihnim öyle çalışıyor çünkü. Çok yaparız bunu. Workbook'udur ee, workbook bu bunu. Workbook çok vardır. Okullarda da vardır esasında. Tabii vardır ve olmalıdır da çünkü hani ben yapıyorum ama herkes yapamıyor. Bir guidance istiyor. Onun dışında YouTube'da Hı -hı. sürekli yayınlarım var. Spotify'da var. E, anlatıyorum yani anlatabildiğim kadar hmm. oralarda. Instagram, e, sosyal medya kullanıyorum. Festivallere gidiyorum. Kurumsal eğitimlerde. Yani bir şekilde bir yerden beni e, yakalarlar. Harika ya bu çünkü saatlerce konuşabiliriz. Bunu böyle bir toparlarken tam olarak well-being'in böyle... Çünkü wellness'tan ayırıyorsun. Garip bir şekilde ilk defa senden o ayrımı duydum. Orada duydum. Kafamı da çok kurcaladı. Diyorsun ki wellness, well-being bambaşka şeylerdir. Tabii ki bambaşka şey. Şimdi wellness son 35-40 yıldır mı batıda kullanılan bir terim en az 30 yıl yani hı hı. 30 yılı var wellness'ın wellness dediğimizde anladığımız şey benim anladığım şey fitness yani egzersiz faaliyetleri her, her türlü sportif faaliyetler egzersizler spa faaliyetlerin hepsi masaj vesaire bunlar için bakım hı hı. her şey artı beslenme. Mm -hmm. Yani bu wellness deyince üç ana konunu konuyu içine aran bir mm -hmm. bir terimden bahsediyoruz ama well being dediğimizde mm -hmm. well being çatı terim olarak wellness well being'in modüllerinden biri mm -hmm. well being'in altında finansal iyilik hali var, kariyer iyilik hali var, sosyal iyilik hali var, yaşadığın bölgedeki community well being dediğimiz iyilik hali var. Yani well being Genel yaşam kalitesinin belirleyicisidir, esanik hmm. halinin belirleyicisidir. Wellness genel yaşam kalitesinin bir göstergesi değildir. Yaşamın bir parçasının göstergesidir. Hmm. Ama well-being genel yaşam kalitesinin göstergesidir. O yüzden wellness, well-being'in modüllerinden bir tanesidir. Çünkü hepsi önemlidir. Yani ben çok sağlıklı beslenebilirim şey olabilir ve mesela wellness stres yönetimi yapmaz. Hı hı. Wellness stres yönetimini egzersiz yaparak yapar. Hı hı. Ama mindfulness gibi bir teknik wellness kullanmaz. Hı hı. Çünkü der ki ben düzenli aktivite yapıyorum. Nereden biliyorsun? Belki koşmak sende daha çok stres hormonu yükseltiyor. Ya bir de böyle çok bilinçsiz spor yapan insanlar var. oh acısın acısın diye. Acımadığı için hocayı değiştiren pilates hocasını. Ya acımasın. Yani çok az acısın, laktik asit üretiyorsun, doğru da nefes almıyorsun. <laughs> Rahatlayacağım derken daha çok bedenini oksidatif stres yüküyle yükleyip çıkıyorsun salondan. Ne yaptığını bilmiyorsun. Öyle değil mi? Doğru böyle söyleyince. Evet şimdi zaten biliyorsun bu longevity terimlerin içinde bu sporun, aşırı sporun, yanlış tabii ki, sporun tabii. çok yaşlandırdığını. Çok. DHI hormon salımını baskılıyorsun ya. <laughs> ne saçma değil mi? Tabii yani bu terimler hayatımıza fikren olan içini herkes kendi hayatına göre doldurmaya çalışan. Ama bu streslendiği zaman galiba hepimizin sıkıntısı. Ölçeği yok. Çünkü eğer stresin içine doğduysan, onun hakikaten senin iç dünyandaki yarattığı stresi fark edemiyorsun. Benim hayatımda... İçindeyken. İçindeyken. Çünkü alışmışsın, öyle yaşıyorsun. Ama ben ne zaman ki bu aura ringle, heart rate variability, stres... Şey, ya, çok kötü. <laughs> Hmm. Hücresel test yaptığımızda jinekolojik Amerika'daki dedi ki yani adrenal bezlerin öyle yorgun ki stres odaklı aldığın hormonlar işine yaramıyor ancak yani çok uç tekniklerden sonra öğrendim şimdi... Onun için bu, bu programı çok ilgiyle seyredi seyrediyorum diye seyrediyorum. Ya yani dinlerken seyrediyorum kafamda neleri nasıl uygularım diye. Çünkü galiba dokunabildiğin, görebildiğin, kolay ölçebildiğin şeyleri insanlar biraz daha kolay değiştirebiliyorlar. Ya da değiştirmesi gerektiğini biliyor. Ama bu böyle afaki terimler stres. Stres hangi stres? Demin dediğin çok doğruydu. Yani iyi geldiğini zannettiğim bir şey korkunç bir stres olabilir. Tabii. Kendine. Valla ben e, az etkilenirim biliyor musun Ebru'cum? E, şimdi ukalalık gibi. Biliyorum sen e, çok cool bir kadınsın. Ya, diyor coolluktan değil ama <laughs> benim sol beyin dedin ya o sol beyin o kadar benim analiz eder ki kendi kendime tez çürütmeye çok eğilimim olduğunu gördüm Çok sağlıklı bir yaklaşım şüpheci yaklaşımlar. <laughs> Son zamanlarda insanın neye ihtiyacı varsa önüne böyle çok sık gelmeye başlar ya bu böyle nefes ve stres artık gözümü ve kulağımı kapayamayacağım mesajlarla çok yoğun geliyor. O zaman da tabii aptal olmak lazım. Ha okey burada bir şey var ve benim buna bakmam lazım diye. Ve dediğim gibi ben senin enerjinden çok etkilendim. Kalt <laughs> Bana kalk demem kalk de başı, çok etkilendim. Kalk başı Ebru'dan çok etkilendim. <laughs> Samimiyken ki sıcaklığın Good vibes ve e, böyle gözün içindeki gülmeyi çok derinden görebiliyorum. Çok çok teşekkür ederim geldiğin Benim için. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum senin programında yer almaktan da onur duydum. Teşekkür ederim.